Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Ekran Haber'de yine yepyeni bir konuyla ve çok özel bir konukla gündeme damga vurmaya hazırız efendim. Bu röportajın oldukça konuşulacağını düşünüyorum. Hem sosyal medya fenomeni hem de OnlyFans içerik üreticisi Merve Taşkın bizle birlikte Bali'den, Endonezya'dan katıldı aramıza. Merve hoş geldin. Hoş buldum. Aslında İstanbul'da yüz yüze yapacaktık bu röportajı. Daha önce konuşmuştuk ama sen gittin, şu anda Bali'desin. Ne oldu, neden gittin? Ya açıkçası hep gitmek istiyordum zaten. Kısa süreli tatillere de gidiyordum yurt dışına. Ama böyle bir temelli gitmek istedim. Ve uzun zamandır gitmek istiyordum. Daha yeni oturdu. Yani böyle ani bir karar değildi aslında zaten. Böyle yıllardır aklımda olan bir şeydi. Peki orada da Yalı'da mı yaşıyorsun? Hayır, burada Yalı'da yaşamıyorum, villada yaşıyorum. çok bir farkı yok. Yani herkes bunu konuştu biliyorsun. Nasıl Yalı'da yaşıyor? Evet. İstanbul'da Yalı'da yaşamak bu nasıl bir para? Bu çok konuşuldu. Şimdi de kalktın Bali'ye gittin. Nasıl oldu bunlar? Yani açıkçası bence çok pahalı değil Yalı kiraları ya da benim bütçeme göre. Ne kadar aylık kirası? Ne kadardı ya? 300 bin küsur TL'ydi o zamanlar. Ben sana söyleyeyim, biraz pahalı. Gerçekten pahalı. Yani en azından ortalama için pahalı. Sana az yani, gelebilir ama normalde, bana pahalı evet, mesela. Pahalı. Normalde evet pahalı bence de. Ama bir Yalı için bana az geldi açıkçası. Ucuza bulmuşken tutayım dedin sen de. Peki ya orada Bali'deki evin nasıl bence? Yine... 2-3 katlı bir villa mı? Daha mütevazı bir yer mi? Dubleks. Yani kat. İnsanlar Bali'de "Aa, burası Merve Taşkın'ın evi" diyecekleri kadar fark ettiriyor mu kendini o ev? İnsanlar burada beni tanımıyor. Yavaş yavaş tanırlar. Biz ona eminiz. Buradaki aslında... Buradaki, pardon lafınızı kesin, buradaki lütfen, bütün lütfen, evler abi. Aslında Bali'nin tarzı biraz zaten villa. Yani hı-hı, her tatile gelen otelde kalmıyorsa eğer villada kalıyor. Yani hı-hı, küçüklüğü, büyüklüğü, genelde hep havuzlu evler var. Havuzu hı-hı var ve villa genelde. Yani tarzı öyle. Anladım. Peki neden Bali? Neden Bali? Ben tropikal yerleri çok seviyorum. Aynı zamanda kışı hiç sevmiyorum. Yaz olması lazım, sıcak bir iklimi olması lazım benim için. O yüzden hem tercih ettim, hem de bir spiritüel tarafı var Bali'nin. Yoga, meditasyon, yine ilgi alanı. Sen de çok yakından ilgilisin bunlarla. O yüzden... Evet. Hatta şey demişim bir röportajında, onu hiç unutmuyorum. Ben mesela bir şey olsun istediğimde meditasyon yapıyorum. Olsun diyorum, oluyor. Oluyor mu? Evet. Bu kadar basit mi? Yani aslında evet, bu kadar basit. Kimse inanmıyor çünkü şey olarak büyütülmüşüz. Her şeyin zor olabileceği, yani böyle çabalayarak başarabileceğimiz, çabalamazsak hiçbir şey elde edemeyeceğimiz. Yani bu düşüncelerle hep büyütülmüşüz ve bunların hepsi zihnimizde var. Yani hatırladığımız, hatırlamadığımız, tüm insanlardan duyduğumuz, çevremizden, ailemizden duyduğumuz her şey kayıtlı olduğu için yani inanamıyoruz kolaylıkla bir şeyin olabileceğine, elde edebileceğimize. O yüzden de inançlarımızı yaşıyoruz. Yani yeteri kadar inanırsam çabalamadan da ben de bir yalıda oturabilir miyim? Evet, ama işte buna inanıyor musun? Bunu bilahare öğrenmek istiyorum çünkü çok da kolay olacağını düşünmüyorum. Bir de şunu soracağım, şimdi burada çok baskı da gördün aslında. Yani bir evet, OnlyFans içerik üreticisi olmak, sosyal medyada paylaştığın fotoğraflar hakkında davalar açıldı vesaire. Şu da konuşuluyor zaman zaman, Merve Taşkın kaçtı gitti. Kaçtı gitti mi, baskıya mı dayanamadı, yoksa sadece yazlık yerler seviyor, sıcağı seviyor, spiritüel tarafı da var diye mi gitti? Yani açıkçası kaçmadım. Ben zaten hep yurt dışına gidiyorum. İlk defa çıkmadım yurt dışına. Her gittiğimde yine minimum 1 ay ya da 6 ay kalıyorum, geri dönüyorum ya da ara ara dönüyorum Türkiye'ye. O yüzden kaçmadım. Taşınma fikri de yeni oluşmadı. Ben yani ilk
Ortaokul ya da liseden itibaren falan hep bir yurt dışına gitme isteği vardı. Çocukluğumdan beri böyle sanki bu hayalle dünyaya geldim. Neden bilmiyorum. Hatta hep böyle Amerika, Amerika, Amerika diye tutturuyordum küçükken de. Hep bir taşınma isteği ve gitme isteği vardı. Tabii yıllar geçtikçe bu aldığım tepkilerden dolayı da bu isteğim biraz yoğunlaştı. Tabii ki etkisi var aldığım tepkileri. Süreci hızlandırmış olabilir belki. Çünkü yani çok etkilenmiyorum açıkçası. Hani oturup ağlamıyorum, üzülmüyorum tepkilere karşı. Yıllardır aldığım için de alıştım. 18 yaşımdan beri linçleniyorum sosyal medyada. 26'ya gireceğim neredeyse. O yüzden bünyem alıştı açıkçası. Peki niye bu Ama kadar çok daha... linçleniyor? Niye bu kadar çok konuşuluyor Merve Taşkın? Açıkçası ben de bilmiyorum. Yani birçok kadının ya da birçok insanın yaptığı şeyi yapıyorum. Tek değilim. Hani eşim benzerim yok demiyorum. Var. Bizim ülkede de var. Diğer ülkelerde de var. Yani hani tek değilim. Ama bir şekilde benim yaptıklarım çok batıyor insanlara. Onu ben de anlamıyorum neden. Herhalde bir enerjisel farklı bir şey var. Bilmiyorum. Böyle hani desem dikkat çekiyor. Ama nedenini bilmiyorum. Anladım. Şimdi hep konuşuluyor. Ben burada samimi, rahat bir sohbet olduğu için bunu soracağım. Senin ağzından net bir şekilde duymak istiyorum bunu. Çünkü çok iddia var. Merve Taşkın ayda 100 bin dolar kazanıyor civarı şeyler söyleniyor. Net sayı vermek zorunda değilsin ama bu civardaki paraları mı kazanıyorsun gerçekten ayda? Evet ve yine benim için az. Bunu da söylemiştim zaten sosyal medyada. Yani yine yeterli değil. Yani normalde tabii ki baktığımız zaman büyük paralar ama yaşam stilim ve hayat tarzıma göre aslında çok bir para değil. Yani sonuçta TL harcamıyorum. O yüzden aldım ve Vicky umarım ileride daha fazlasını kazanırım. Belki şimdi benim için yeterli değil diyorsun ya, şimdi Türkiye'de de biliyorsun milyonlarca insan da asgari ücrete çalışıyor, daha az ücretlere çalışıyor ve şunu merak ediyor insan. Yahu 100 bin dolar nasıl yetmez bir ayda? Ne yapıyorsun bu parayla diye soruyor insanlar. Yani açıkçası zaten paranın büyük bir kısmı ev, yolu, bu kiralara gidiyor yani. Hani hiç ev kiralarını biliyorsunuzdur hani hiçbiri ucuz değil ve büyük paralar aslında oralara gidiyor direkt zaten. Onun dışında uçak bileti vesaire yani paramın büyük bir kısmı buralara gidiyor. Kesinlikle en çok harcadığım alan orası. Anladım. Peki Çünkü Türkiye'de bir de evet, dinliyorum. Alanın konforlu olmasını seviyorum. Yani güzel bir evde ya da güzel bir yalıda kalmayı seviyorum. Çünkü güne başlama enerjimi değiştiriyor. Yani böyle ferah, temiz, tarzıma uygun bir yerde kalınca otomatikman enerjim değişiyor. O yüzden benim için oraya para harcamak çok mantıklı geliyor. Gerekirse ayda 300 bin TL olsun, 500 bin TL olsun. Çünkü oradayım yani hani tüm gün oradayım zaten. O yüzden önemli benim için. Tek misin peki Bali'de? Yok, erkek arkadaşımlayım şu an. Anladım. Erkek arkadaşınlısın ve kıskanç olduğunu da söylemiştin daha önce. Bu konuyu da Ben konuşalım. kıskancım, evet. O kıskanmıyor mu seni? Hayır yani güveniyor, rahat, hiçbir sorun yok. Yani ben de dürüst, sadık bir insanım. Hani olması gereken bu zaten yani güvenmesi ama bende o kısım eksik. Ben çok çok kıskanç bir insanım ve hani top seviyede, anormal derecede. Ve hani bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bir şekilde düzelmiyor. Belki ileride düzeltirim ama Meditasyon şu an yapsan düzelir böyleyim. belki. Düzelmez mi öyle? Yani tabii ki her gün istisnasız hiç ara vermeden yaparsam ve her gün minimum 2,5-3 saat hiç kalkmadan meditasyon yaparsam düzelir. Anladım. Tanıyor muyuz peki erkek arkadaşını? Yoksa gizli mi? Yok, hayır. Anladım. O da bir içerik üreticisi değil. Hayır değil. Anladım. Peki. Türkiye'de özellikle yaptığın işin etik tarafı çok konuşuldu. Yani OnlyFans'den para kazanılır mı? Böyle iş mi olur? Örf adetlerimiz, geleneklerimiz, Türk aile yapısı vesaire birçok konu konuşuldu. Tüm bunların ışığında sen yaptığın işi, şu ana kadar kazandığın parayı, yaşadığın hayatı, tüm bunlara ele aldığımızda herhangi bir etik problem görüyor musun? Kendini Türk aile yapısına aykırı görüyor musun? Yani onların inançlarına ve yaşam stillerine göre evet aykırı bir insanım.
Ama benim düşüncelerime göre hayır değilim. Yani yurt dışında hani çok fazla benim gibi insan var ve hani ekstrem farklı bir şey ben aslında herkesin yaptığını yapıyorum ve normal geliyor bana açıkçası. Ama onları da anlıyorum. Hayat şekilleri öyle. O yüzden de onların tepkilerini de anlıyorum yani. Hani empati duymaya çalışıyorum. Empati kurmaya çalışıyorum. O yüzden böyle şey de değilim. Kızmıyorum onlara çok fazla. Böyle sınırları aşmadıkları sürece. Linçleyen insanlara da kızmıyorum. Hatta bazen gülüyorum yani. Hani komik, çok komik şeyler çıkabiliyor Anladım. Derslerim, kurslarım var diyordun. Kendini geliştirmek adına yeni şeyler mi yapıyorsun? Yoksa yine bu işin spiritüel kısmı mı? linçlerden. Evet, spiritüel konularda sertifikalı eğitimlere katılmaya başladım. De bu kadar enerjiyi kullanmak yetmez bana. Benim gözüm yükseklerde. Daha fazla enerji kullanayım, daha fazla hayatım değişsin. Peki Daha ama çok şimdi zengin keşiş olayım. mi olacaksın? Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun ya? Yani? Önümüzdeki yıllarda kariyeri nasıl ilerleyecek? Keşke. Aslında o konuda ikiye bölünüyor. Keşiş mi olsam yoksa dünyanın en ünlü insanı olma ya da en zengin olma insanı yolunda mı ilerlesem böyle ikiye bölünüyorum. Hangi taraftan gideceğimi bilmiyorum. İkisinden böyle alıyorum. Ya her an kariyerim değişebilir. Bambaşka bir Merve Taşkın olabilirim diyorsun, öyle mi? Evet. Peki dönecek misin tekrar Türkiye'ye Herhalde yoksa artık gelmeyeceğim kapanabilir. mi? Anlamadım son dediğini. Yani her an kapanabilirmişim diyor. Anladım, tamam. Yani dönebilirim, tatil için gelirim, bir haftalığına gelirim, bir aylığına gelirim. Kesinlikle bir daha adımımı Türkiye'ye atmayacağım demiyorum, gelebilirim. Anladım ama dünyanın başka ülkelerinde de yaşayabilirsin herhalde. Bugün Bali'de, yarın Pattaya'da ya da başka bir yerde. Evet. Evet, hatta düşünmeye başladım. Ya aslında 25 yaşındayım ve her şeyi denemeye çalışıyorum. O yüzden şu an Bali diye düşünüyorum mesela ama her an Meksika'ya da gidebilirim. Böyle kafam şey yani hani yurt dışında yaşayacağım ama aslında şöyle hani bir yerde sabit bir evim olur, eşyalarım orada olur ama ben yine orada sabit durmam. Yine ülke ülke gezerim aslında çünkü gezmeyi seviyorum. Anladım. Yaşadığın hayat tarzı olarak ya da yaptığın seyahatler olarak belki de milyonlarca, milyarlarca insanın hayalini yaşıyorsun. Ama dediğim gibi çok da konuşuluyorsun. Bundan da çok da fazla artık rahatsız olmadığını, alıştığını söylüyorsun. Doğruyum, değil mi? Evet, hatta hoşuma gidiyor. Peki. Merve çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğin, konuşmak istediğin bir konu var mı? Yok hayır, ben çok teşekkür ederim. Peki inşallah İstanbul'a bir günde geldiğinde yine yüz yüze de bir röportaj gerçekleştiririz. Belki o zaman kariyerin bambaşka bir yerde olur. Dediğin gibi bir keşişli olabilirsin ya da başka biri, bilmiyorum. O zaman tekrar haberleşiriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, Merve Taşkın bizlerleydi. Bali'den katıldı yayınımıza. Siz de yorumlara belirtin lütfen. Aynı zamanda bu tip içeriklerin, bu tip konukların gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Aynı zamanda bu özel röportajla ilgili de görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ben Okan Ateş, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.